293. sayfa. Alıştırmalar. 1. Yandaki şekilde AB doğru parçası diktir, BC doğru parçasına ve AC doğru parçası diktir, CD doğru parçasına olmak üzere AB doğru parçasının uzunluğu 2 birim, BC doğru parçasının uzunluğu 3 birim ve DC doğru parçasının uzunluğu 2 kök 3 birimdir. Verilenlere göre AD doğru parçası x'in değerini bulunuz denmiş. Şimdi Pisagor teoreminden 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9. 4 ile 9'u topladığımızda 13 olur. Bu AC karekök 13'tür. Şimdi gene Pisagor teoreminden karekök 13'ün karesi 13 olur. 2 kök 3'ün karesi ise 12 olur. 13 ile 12'yi topladığımızda da 25 olur. 25 de 5'in karesi olduğu için x 5'e eşittir. 2. Yanda verilen ABCD dikdörtgen şeklindeki tarlanın kısa kenarı 50 metredir. A noktasından C noktasına en kısa yoldan giden tarla sahibi eğer ABC güzergahını izleseydi 40 metre daha fazla yol gitmiş olacaktı. Buna göre tarlanın çevresinin kaç metre olduğunu bulunuz. Şimdi tarlanın kısa kenarı 50 metreymiş. Bu AB 50'dir. Şimdi A'dan C'ye gidiyor. Fakat A, B, C'den gittiği zaman 40 metre daha fazla gidiyormuş. Yani biz AC'ye x dersek bu ABC'nin toplamı x artı 40 oluyormuş. O zaman şurası da x eksi 10 olacaktır. Bakın şu şekilde topladığımızda x artı 40 yapıyor. Pisagor teoreminden x'in karesi 50'nin karesi artı x eksi 10'un karesine eşittir. Şimdi 50'nin karesi 2500. Burası x kare eksi 20x artı 100 oldu. Burada da bir x kare var. Şimdi bu x kareler her iki taraftan sadeleşir. Buradaki eksi 20x'i sol tarafa geçirdiğimizde 20x olur. 2500'de de 100'ü topladığımızda 2600 olur. 2600'ü de 20'ye böldüğümüzde x'i 130 olarak buluruz. Bakın burası 130. O zaman şurası da 120 olacaktır. Burası da 120. Burası da 50. Bize tarlanın çevresi sorulmuş. 50 ile 120'yi toplarsak 170 olur. 170'i de 2 ile çarptığımızda çevreyi 340 metre olarak buluruz. 3. Yandaki şekilde AC doğru parçası ile AB doğru parçası birbirine dik ve AB doğru parçası ile BD doğru parçası birbirine diktir. AC doğru parçasının uzunluğu 2 birim, AB doğru parçasının uzunluğu kök 11 birim ve BD doğru parçasının uzunluğu 7 birim ise CD doğru parçasının uzunluğu x'in değerini bulunuz denmiş. Şimdi bu C'den BD'ye bir dikme indiriyorum şu şekilde. Şimdi bu 2 diye burası da 2 olacak. Buraya 5 kalacak. Burası da karekök 11. Buradaki Pisagor teoremi karekök 11'in karesi 11, 5'in karesi 25 eşittir x'in karesine. 11 ile 25'i topladığımızda 36 olur. X kare 36 ise x'i de 6 birim olarak buluruz. 4. Yandaki şekilde AB doğru parçası ile AC doğru parçası birbirine dik ve AB doğru parçası ile CD doğru parçası birbirine paraleldir. AB doğru parçasının uzunluğu 5 birim, BC doğru parçasının uzunluğu 11 birim ve DC doğru parçasının uzunluğu kök 29 birim ise AD doğru parçasının uzunluğu x'in değerini bulunuz denmiş. AB doğru parçasıyla CD doğru parçası birbirine paralelse Z kuralından dolayı burası da 90 derecedir. Önce buradaki AC'yi bulalım. Pisagor teoreminden 11'in karesi 121, 5'in karesi 25. 121'den 25'i çıkardığımızda 96 olur. Karekök 96, bakın burasıdır. Tekrar bir Pisagor teoremi daha var. Bu sefer karekök 96'nın karesi artı karekök 29'un karesi 29 eşittir x kare olacak. 96 ile 29'u topladığımızda 125 olur. X kare 125 ise x 5 kök 5'e eşittir. 5. Yandaki ABK üçgeninde AB doğru parçasıyla BK doğru parçası birbirine dik. AD doğru parçasının uzunluğu DK doğru parçasının uzunluğuna eşit. CD doğru parçası da AK doğru parçasına diktir. AB doğru parçasının uzunluğu 12 birim ve BC doğru parçasının uzunluğu 5 birim olduğuna göre CK doğru parçası x'in değerini bulunuz denmiş. Şimdi A ile C'yi şöyle birleştirelim. Bakın bu CD hem yükseklik hem kenarortay. Bu aynı zamanda açıortaydır. Aynı zamanda ikizkenar üçgendir. Yani bu ACD x'e eşittir. Bakın burada bir dik üçgen oluştu. 5, 12, bakın 5, 12, 13 özel dik üçgeni. O halde x'in değeri 13 birimdir. 6. Yandaki ABC üçgeninde AT doğru parçası diktir BC doğru parçasına. AB doğru parçasının uzunluğu 10 birim, AC doğru parçasının uzunluğu 17 birim ve BC doğru parçasının uzunluğu 21 birim ise AT doğru parçasının uzunluğu x'in değerini bulunuz denmiş. Buraya A dersek
Burası 21 eksi a olacak. ABT üçgeninde Pisagor teoreminden x'in karesi, onun karesi 100 eksi a kare olacak. Sağ taraftaki ATC üçgeninde gene x'in karesi, 17'nin karesi 289 eksi 21 eksi a'nın karesi olacak. Şimdi bunları birbirine eşitleyelim. Çünkü her ikisi de x kareye eşit. Yani 100 eksi a kare eşittir 289 eksi. Şimdi 21 eksi a'nın karesini bulalım. 21'in karesi 441. 21 ile a'nın çarpımının 2 katı eksi 42 a eksi a kare. Şimdi burası artı olur. Bakın şuradaki eksiği parantezin içine dağıttığımızda. Şimdi buradaki eksi a kareler gider. Burada 100 var. Burası eksi 152 olur. Artı 42 a. Eksi 152'yi sol tarafa geçirdiğimizde 252 olur. Eşittir 42 a'dır. 252'yi de 42'ye böldüğümüzde a'yı 6 olarak buluruz. Evet, a'yı 6 olarak bulduk. Burası 6. Şimdi x sorulmuş. Burada 6, 8, 10 üçgeni olduğu için x'in değeri de 8 birimdir. 298. sayfa alıştırmalar 1. Yandaki ABCD dikdörtgeninde DE ve C noktaları doğrusal. AE doğru parçası EB doğru parçasına dik ve DE doğru parçasının uzunluğu 2 birim, EC doğru parçasının uzunluğu 8 birim ise BC doğru parçası x'in değerini bulunuz denmiş. Şimdi E'den AB'ye bir dikme indirelim şu şekilde. Burası 2 birim, burası 8 birim, burası da x'tir. Öklid teoreminden x'in karesi eşittir 2 çarpı 8'dir. 2 ile 8'in çarpımı 16'dır. 16'nın karekökü de 4'tür. Dolayısıyla x'i 4 birim olarak buluruz. 2. Yandaki ABC üçgeninde AT ve B, N ve C noktaları doğrusal. AB doğru parçası diktir AC doğru parçasına, TN doğru parçası diktir BC doğru parçasına ve AT doğru parçasının uzunluğu ile TB doğru parçasının uzunluğunu birbirine eşittir. BN doğru parçasının uzunluğu 2 birim ve NC doğru parçasının uzunluğu 11 birim ise TN doğru parçası olan X'in değerini bulunuz denmiş. A noktasından BC'ye bir dikme indirelim şu şekilde. Şimdi burada bir benzerlik var. Benzerlik oranımız 1 bölü 2. Burası x ise burası 2x olur. Burası da gene 2 olur. Şimdi NC'nin uzunluğu 11'di. O zaman şuraya 9 birim kalır. Öklid teoreminden 2x'in karesi 4x kare eşittir 4 ile 9'un çarpımına eşittir. Buradan x kare 9'a, x de 3'e eşittir. 3. Yandaki ABC üçgeninde AD doğru parçası ile BC doğru parçası birbirine diktir ve BAD açısının ölçüsü ACD açısının ölçüsüne eşittir. BD doğru parçasının uzunluğu 3 birim, DC doğru parçasının uzunluğu 12 birim ise AD doğru parçası x'in değerini bulunur denmiş. B açısının ölçüsüne A dersem, A açısının ölçüsüne de B dersem, A ile B'nin toplamı 90 derece. Burası da B'ye eşit. O halde şurası da yine A olacaktır. A ile B'nin toplamı 90 derece olduğu için bakın şurası dik açıdır. Burası dik açı ise burada bir öklüt söz konusu. O zaman öklüt teoremimiz x'in karesi eşittir p çarpı k, yani 3 çarpı 12'den x kare eşittir 36 olur. Buradan x'i de 6 birim olarak buluruz. 4. Yandaki ABC üçgeninde AB doğru parçası ile AC doğru parçası birbirine dik. BE doğru parçasıyla da EF doğru parçası birbirine diktir. BF doğru parçasının uzunluğu FC doğru parçasının uzunluğuna eşittir. BE doğru parçasının uzunluğu 6 birim, BD doğru parçasının uzunluğu 4 birim ise AB doğru parçası x'in değerini bulunuz denmiş. EBF üçgeninde Öklid teoreminden 6'nın karesi 36 eşittir 4 ile buradaki BF'nin çarpımına eşit. O zaman BF 9 olmalıdır. O zaman DF'ye de 5 birim kalır. BF 9 ise FC de 9 olacaktır. A ile F'yi birleştiriyorum şimdi. Bakın bu kenar ortay. Muhteşem üçlüyü hatırlayalım. Burası 9, burası 9. O zaman burası da 9 olacak. Şimdi şurayı bulmaya çalışalım. Bakın burası 5, burası 9. O zaman bu AD'yi bulabiliriz. 9'un karesi 81, 5'in karesi 25. 81'den 25'i çıkardığımızda 56 olur. Demek ki burasının karesi 56'dır. Şimdi x'i bulalım. X'in karesi eşittir 4'ün karesi 16 artı 56 olacak. 16 ile 56'yı topladığımızda da 72 olur. X kare eşittir 72 ise x eşittir 6 kök 2 birim olarak bulunur. 5. Yandaki şekilde AB doğru parçası diktir AD doğru parçasına,
BC doğru parçası ile CD doğru parçası da birbirine diktir. AE doğru parçasıyla da BD doğru parçası birbirine diktir. BD doğru parçasıyla da FC doğru parçası birbirine diktir. BE doğru parçasının uzunluğu 4 birim ve FD doğru parçasının uzunluğu 2 birim ise AB doğru parçasının uzunluğunun DC doğru parçasının uzunluğuna oranını bulunuz denmiş. AB doğru parçasının uzunluğuna A diyelim. Buradaki CD doğru parçasının uzunluğuna da B diyelim. Şimdi şuradaki Öklit'ten A'nın karesi eşittir 4 çarpı buradaki BD olacak. Buradaki Öklit'ten alttakinde bu sefer B'nin karesi eşittir 2 çarpı gene BD doğrusu olacak. Şimdi bize AB'nin DC oranı sorulmuş. Yani A bölü B'yi bulacağız. Bu ikisini birbirine bölelim. O halde şöyle olur. A kare bölü B kare eşittir 2 çıkar. Şunlar sadeleşir. Buradan her ikisinin karekökünü aldığımızda A bölü B eşittir karekök 2 olarak bulunur.